ben popo dansı yapacağım şimdi. Özgürcüğüm. Okan. Özgür. Okan. Tamam yeter. Biraz önce günahını aldım meğer söylediğimiz. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Çayır çimen içinde görünüyorsun, buyursunlar. Okan, zengin partisindeyim. partideyim böyle onlarla birlikte. Bunlar gece kondudan ne oldu? Evet, zengin çok değişmişler. Göstereyim size. Ne olmuş ayol arası? Ay, ne olmuş be? Size ne oldu? Size ne oldu? İyi akşamlar. Gelin şöyle geçelim. Gel. Allah Allah. Ne oldu? Ya bunlar meteliğe kurşun atıyordu. Ne oldu bunlara ya? Soruyorum. Gel buraya gel. Aa, kimler var yanlarında? Aa! Aa! Pardon. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar. Müziğin sesini kısabilir miyiz? Görebilir miyiz acaba yeni aletim? abi kendisi şoförümüz oluyor. Ben kısar mısın? Arkadaşım. Çok. Evet. Okan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben piyangodan bazı çıkan sonuçlar gereği paranın dibine vurdum. bu nedenle evimde house party dediğimiz olayları yapıyoruz. En yakın arkadaşımı da çok özür dilerim Özgür kardeş. En yakın arkadaşımı da ahçı yaptım. Güzel. Ay, ay. Bayağı bir mangal var. Ne kızartıyorsun? Ne oldu? Özür dilerim Özgür kardeş. En yakın arkadaşımı da ahçı yaptım. Güzel. Ay, ay. Bayağı bir mangal var. Ne kızartıyorsun? Ne olursa vallahi hiç. Bu tarz tavuklar mavuklar feci yani. Yanımızda da al Özgür kardeş. Alayım. Barış rakçı. Merhaba. Ooo merhaba. Aa güzel. Yanımda da Merve kardeş. Tamam öpme öpme. Öpme ne oldu? Nasıl öpme? Para bende güç bende. Hay Allah'ım. Ya dur milletin karnını acıktıracaksın akşam akşam. Sevgili Okan Bayülgen, orada kim var kim yok buraya alın gelin partiye katılın. Güzel peki teşekkür ederiz Özgür. Okan. Özgür. Okan. Tamam 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 iyi. Hadi tekrar bağlanacağız teşekkür ederiz. Gülsün için bizim Bayülgen, bu büyüklerimize başımızda her zaman ihtiyacımız var güle güle. Sayın Bayülgen. Şimdi Sayın Merve Sevi. Buyurun. Hakkı Bey çok özür dilerim efendim sizin telefonunuza ben cevap vermiş oldum. Teşekkürler ederim. Evet. Benim için çok kolay sayın değildi. Sayın deme Merve de. Ben alışkın değilim sayın öyle şeylere. Sayın deme Merve de. Şimdi. Emre Altuğ'yla çikolata reklamında oynadın. Bu evet. İlk yaptığın şey mi? Hayır. Değil. Hayır. Hayır değil. Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor. Evet. Allah okuldaki arkadaşlarına kolaylık versin. Omuz omuza da Pınar Altuğ'un kız kardeşi rolünü oynamışsın daha çocukken herhalde. Evet 16 yaşındaydım. 16 yaşındaydın. Hayat bilgisi 19 yani. Efendim? Bir farkı yok fazla. Hayat bilgisi dizisinde rol evet. almışsın. Sizin rol aldığınız dizi hangisiydi? Hayat bilgisi ama ben son 10 bölümde girdim. Öğretmen rolünde girdim ben. O yüzden öğrenciydi herhalde. Öğrenci de değildim. Şöyle bir küçümsesene böyle bir. Böyle yok, bir. Yok benim okulla hiç alakam yok. Sahil, bir küçümse bir es şunu böyle. Hadi ne olur ya. Olur mu öyle şey? Hayır yapamam. İşte burnunuzu şey olmuş ya. Teşekkür ederim. Ne? Nasıl hatırlamıyor musunuz biz? Siz hatırlıyor musunuz hanımefendi? Hayır. O da hatırlamaz. Onun olduğu dönem ben yoktum çünkü. Ben 16 bölüm oynayıp gittim. Siz gittiniz. Evet. Siz ben finali ondan yaptım. Sonra mı geldiniz?
hangi bölümlerde oynadım hiç hatırlamıyorum ama geçtiğimiz sezon. Ben son 10 bölümde oynadığım için. Ben yüzü göremedim. Hakkı abi siz de arada girmiş olabilir misiniz o diziye? O kadar çok bölüm var ki. Ben bir ara oynadım galiba ama o kaç sene oldu? 137 bölüm. 137 bölüm oynadınız. Evet. Hayır. Siz. Keşke öyle bir şey olsaydı. Keşke ama siz kaç bölüm oynadınız? Ben 10 bölüm oynadım. Siz 10 bölüm oynadınız. Siz kaç bölüm oynadınız? 16. 16. Bak onun şeyin. Şimdi. 16 bölüm oynamış, sen 10 bölüm oynamışsın. Neyse. Evet. Yok ya, artık daha neler. Bir de reklam. Evet. Ufaklığımdan beri, diyor ki tamam gidiyoruz. Ufaklığımdan beri televizyon reklamlarına ayrı bir ilgim var demişsiniz. Babam diyor ki televizyonda ya da sinemada izleyip ne kadar güzel oynamış dediğimiz şeyler aslında defalarca çekilip işlenen bir tanesi seçerek oluyor. En zoru ve de makbulü tiyatro oyunculuğu, en büyük isteğim kendimi bu yönde geliştirip iyi bir tiyatro oyuncusu olmak. Aferin sana. Evet. Her şeyden... Önce okuduğunuz cümle hakkında bir şey söylemek istiyorum. Buyursunlar. Ben artık Türk izleyicisinin neyi sevip neyi sevmediğine tam olarak karar veremedim. Yani... Artık dediğiniz yani uzun yıllar süren bir kariyer. Hayır. Artık karar veremiyorum. Hayır. Ama bu Türk izleyicisini anlayamıyorum birader. Değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet, ben de katılıyorum artık. Sen de bu kıza katılıyorsun. Ama yöntem yapmak için yıllarını vermene gerek yok ki. Allah'ım hepiniz birbirine katılın da yok olun inşallah. Ne var? Ne oluyor? Bu yaşta neye karar veriyorsun? Hayır, bu benim şahsi fikrim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Şahsen bir tek sen düşündün. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Ben etkilendim bu şahsi fikirden. Sonra? Devam mı? Hayır devam. Bütün şımarık kızlarla bir arada oturuyorum ya. Peki. Yok, diyorsun ki her şeyden önce yaptığım iş gelir. Şu ana kadar. Gerçek aşkı yaşamadım. Ya yazık, ben ömrüm bir şey söylemek istiyorum. Bu röportaj... Hayır, yaşadım. Hayır, yaşıyorum. Yaşıyor musun? Yaşıyor, yaşamadın mı? Bir dakika, bu söylediğiniz şey yaklaşık 1,5 yıl önce alınan bir şey. O yıldan sonra ne gerçek? Evet yani. Gerçek aşkı yaşadığın adama bir el sallamak ister misin burada? Yok. Niye, görmüyor mu? Görüyor. Dargın. Hayır, görüyor. Şu anda bizi izliyor mu? Hayır. O kadar meşgul birisi. Evet. Bayağı bir meşgul.